Evet, zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız hafta sonu. Alanyaspor bu sezon ligde oynadığı futbolla gerçekten keyif veren bir rakip. Hem set oyununda hem de özellikle geçiş oyununu savunmadan hücuma çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Etkili oyuncuları var. Ama biz de formdayız, iyi durumdayız. İnşallah pazar günü kendi sahamızda içeride oynayacağımız maçı yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Her maçı aynı ciddiyetle, aynı motivasyonla, aynı disiplin, aynı düşünceyle çıkıyoruz. İlk maçı çok uzun süre oldu açıkçası. Şimdi biz başka konumdayız, rakip de yine başka konumda. Bizim sonradan aramıza katılan oyuncularımız oldu. Dediğim gibi tabii ki biz oradan o zamanlarda da dediğim gibi ders çıkaracağız dedim ama bu hafta o ilk maçı kafamıza çok takıp da ona göre değil. Biz yine futbolun doğruları ne, rakibi analiz ederken işte artılarını, eksilerini tespit ederek oyuncularımızı ona göre hazırlayarak yine maça çıkacağız. Yoksa dediğim gibi ilk maç yaşandı, futbolda olan şeyler. O maçı biz geride bıraktık. Şimdi bu hafta dediğim gibi her maça çıktığımız gibi aynı ciddiyetle, aynı istekle yine kafamızda 3 puan olan bir maça çıkacağız. Hem avantaj hem dezavantaj. Avantajlı bakarsanız Galatasaray gibi takımı deplasmanda yenmeleri tabi moral motivasyon açısından iyi bir duruma getirdi. Yorgunluk açısından da zaten futbolcular açıkçası 3-4 günde bir maç oynamaya alıştığı için çok böyle farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz de hep 3 günde 4 günde oynadığımız maçlarda fiziksel olarak iyi durumdaydık. Dediğim gibi inşallah biz bunu avantaja çeviririz. Biz böyle bir karar aldık kulüp olarak, hakemlerle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamak. Bize de hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum. Zaten dediğiniz gibi bunu akşamları maçtan sonra yorumcular zaten yorumluyor. Eski hakemlerimiz yorumluyor. Eminim işte MHK'de kendi arasında bu pozisyonları yorumluyordur. Çünkü çok da konuşsanız çok fazla bir şey değişeceğini sanmıyorum. Maalesef bu tür şeylerle bundan önceki yıllarda da hep karşılanıyordu. Şimdi de yine karşılanıyor. Dediğim gibi biz her maçta adaletli hakemi istiyoruz. Her maçta gerçekten her takımın hakkı neyse o verilsin istiyoruz. Yoksa bizi kollasınlar veya rakibi kollasınlar değil. O da mesela maçın kalitesini daha da güzelleştirecek yönetimler yapmasını istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok hakemlerden. Şu an hiçbir cezalımız yok. Çok şükür cezalımız yok. Sakatta işte Soner'in bir sakatlığı vardı. Yusuf yeni aramıza katıldı. Onu yurt dışına bir tedaviye göstermiştik. O da şimdi takımla beraber antrenmanlara başladı. Onun dışında çok şükür. Ah, tivemos uma semana completa para poder trabalhar, para poder descansar também. Nossos jogadores têm vindo cansados, muitos jogos, né? Essa semana foi muito proveitosa para a gente poder trabalhar e descansar também para fazer uma excelente partida no domingo. A gente tem uma equipe muito, muito guerreira, né? Jogadores que ajudam muito, todos os jogadores em todas as posições. Já da defesa, ajuda o ataque ajuda a defesa. Jogadores companheiros e às vezes tem discussões. O que é normal, por querer ganhar, cobrança dentro de campo é normal. Se eu quero ganhar, eu tenho que cobrar o Mame para vir marcar atrás um pouco. O Mame tem que me cobrar e eu tenho que aceitar também. Essa é a responsabilidade que todos os jogadores profissionais devem ter, né?